Cumhuriyet TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ekonomik şartlar yurttaşları bir hayli zorluyor. Peki bu ekonomik koşullarda insanlar aileleriyle, sevdikleriyle dışarıda rahatça yemek yiyebiliyorlar mı? Lokantalara, restoranlara gidebiliyorlar mı? Cumhuriyet TV ekibi olarak yurttaşlara soracağız. Ailenizle, sevdiklerinizle en son ne zaman dışarıda yemek yediniz? En son herhalde 3 sene oldu. Ya pandemiden hemen önce veyahut da sonra diyebilirim. Neden bu kadar uzun bir süre geçti üzerinden peki? Ekonomi. Evet, maalesef. Pahalı mı şu anda dışarıda yemek yemek? Çok. Artık bu İstanbul yani bizi aşıyor. Öyle söyleyeyim. Bu ülkenin gerçekten çok yüksek. İşçilik çok ucuz. Yemek yemek çok pahalı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bugün bir lokantaya, bir restorana gidildiğinde bir öğün yemeğin fiyatı ne kadara mal oluyor yurttaşa? Bir kişinin mi soruyorsunuz? Tek birey mi? 4 kişilik bir arkadaş grubu, aile, iş arkadaşları, 4 kişilik bir ekiple gidildiğinde. Yani 3.500-4.000 civarı sanırım. Toplam olarak yani kişi başı 1000 lira gibi. Aynen öyle maalesef. Dediğim gibi çok pahalı. Çok yüksek pahalı. 150-400 o civarda bir şey. Pahalı mı dışarıdan yemek yemek? Tabii pahalı ya. Ama evden yemek de pahalı artık. Öyle bir sıkıntı var yani. Market fiyatları da rezalet durumda. Yani hani şu an örnek veriyorum, aylık geliri 30 bin lira olanla 50 bin olan aynı hayatı yaşıyor bence. Yani ben ikisini de gördüğüm için söylüyorum. Aynı hayatı yaşıyoruz yani, hiç sosyal hayat çok az bence. Yani benim Avrupa'da arkadaşlarım da var. Kendimi kıyaslıyorum onlarla. Rezalet durumdayız ya, gerçekten rezalet. Daha mı iyi yaşıyor Avrupa'dakiler? Tabii ki de daha iyi yaşıyorlar. Yani 19-20 yaşında arkadaşlarım var mesela. Bir kere pasaport şeyleri, öncelikleri var adamların yani. Adam 9 ülke, 10 ülke geziyor. Benim çıktığım ülke sayısı 2, o da zorla yani, hani zar zor. Bu şekilde. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben havalimanında çalışıyorum. Havalimanında. Aynen, havalimanında. Yani memnun muyuz ekonomik koşullar? Ya memnun değiliz tabii ki de ya. Kim yani memnun olan varsa gelsin kapışalım yani, hani memnun olur mu ya bu ülkede yani. Yani hani bilmiyorum, bizim insanımız biraz şey ya, çok sindirilmiş ya gerçekten yani herhangi bir şey konusunda. Ya en kötü mesela bu Mehmet Şimşek'in en son işte bu harç pulu muhabbeti var ya, yurt dışına çıkış. Ya 1500 lira yaptılar onu, bir de 3000 yapmayı düşünüyorlar. Bir de utanmadan deprem vergisi olarak kullanmak istiyoruz diyorlar bunu yani. Hani ne depremi ne vergisi, onunla depremin ne alakası var bir kere. İkincisi, sizin zaten bunu başka bir şekilde topluyor olmanız lazım ve depremde kullanıyor olmanız lazım. Ya depremde de gördük geçen sene yani. Ülke yani hani Allah'a şükür yine çıktık oradan da. Yani yine devlet geç geldi, ne bileyim. O vergiler nereye gitti? Kimse hesap sormuyor. Sorsak zaten direkt susturuyorlar. O yüzden şu an ülkenin durumu sıkıntı ya. En son ailenizle, sevdiklerinizle dışarıda ne zaman yemek yediniz? Biz hiç, ben hiç yemedim yani. Yok. Neden hiç yemediniz? Paramız yok ki. Ya 10 milyarla ne yiyeceğim ya? Pahalı mı dışarıdan yemek yemek? Tabii ya, kurban olayım, bir şey alamıyoruz. Bir lokantaya gidildiğinde, bir restorana gidildiğinde... Hiç yemedik. Ne kadar peki bir lokantada, bir restoranda yemekler? Ya şimdi ne zaman bana bir yemek yedirdin? Ha, geçen bir Ramazan'a 2 tane 300 kağıt para verdik. O da yedim, hastalandım zaten. 2 yemek yediniz, 600 lira para verdiniz. 2 Ramazan'a 600 kağıt para verdik ya. Bir de hastalandınız üstüne. Ben de zaten rahatsızım ya. Biber varmış, hasta oldum. Öyle mi? Çok geçmiş olsun. Peki, durumlar nasıl şu anda? Durum, millet ağlıyor ya işte ha. Bir şey alamıyorsun. Siz de dışarıda yemek yediniz, bir lokantaya, restorana gittiniz. Geçen hafta. Evet. Nasıl şu an durumlar? İyi, gayet iyi. Memnunuz. Düzenli gidebiliyor musunuz lokantaya, restorana? Tabii gidebiliyoruz. Ne kadar şu anda dışarıda bir öğün yemeğin maliyeti? Ya gittiğiniz yere göre değişiyor. Sosyal tesise giderseniz uygun oluyor. Diğer yerlere giderseniz biraz daha pahalı oluyor. Uygun olmuyor yani. Siz genelde sosyal tesisleri mi tercih ediyorsunuz? Değişiyor. Yani o anki durum neyse, hangisini istiyorsak oraya git yemek yiyoruz. Türkiye'de ekonomik koşullar dışarıda ailenizle, sevdiklerinizle yemek yemeye elverişli mi? Değil. Değil. Siz ekonomik... en son ne zaman sevdiğiniz biriyle dışarıda yemek yediniz? Vallahi hatırlamıyorum. Ne söylesem yalan olacak.
hatırlamıyorum maalesef. Çünkü hayat standartları, gidişat kötü durumda. Nasıl söyleyeyim size, finansal açılardan ben de çalışıyorum. Restoran işletmeciliğindeyim, yetkiliyim. Ama çıkıp da kendim sağlıklı bir şekilde dışarıda bir aktivite yapamıyorum. Peki şu anda bir restoranda, bir lokantada bir öğün yemek yemek isteyen birinin cebinden ne kadar para çıkıyor? Tek kişiye mahsus 500 TL tek öğüne çıkıyor. Tek kişi 500 evet. TL. Evet. Maalesef ne yazık ki. Peki şu anda elinizde bir fırsat olsa hangi yemeği yemek isterdiniz? Fırsat olsa nasıl söyleyeyim size? Ben sulu yemekçiyim. Gidip de dışarıda döner filan Facebook tarzı yemek yemiyorum. Öyle söyleyeyim. Daha çok ev yemeği. Aynen öyle. Onları da zor bir şekilde dışarıda tüketiyoruz artık. Maliyetler nasıl işletmeci tarafında? Maliyetler de uçuk. Uçuk fiyatlarda. Şöyle söyleyeyim. Kafa kafaya gidiyor ay sonu. İşte yetkililerin içinde de biz de zorluk çekiyoruz. Ay sonunu dükkan ortalama bir şekilde götürüyor. Yarı yarıya. Yiyemiyoruz. Niye? Maddi durumlardan. Başka ne olabilir ki? Dışarıda bir öğün yemeğin fiyatı ne kadar şu anda? En kötü, en uygunu 200 lira. 200 lira. 4 kişilik bir ailenin dışarıda ailesiyle, sevdiğiyle rahatça yemek yemesi mümkün değil sanıyorum bu ekonomik koşullarda. Peki insanlar neyi tercih ediyorlar bunun yerine? İnsanlar neyi tercih edebilir ki? Hiçbir şeyi tercih etmiyor şu an. Çünkü neden? Herkes kartlara yükleniyor. Kartlarla ilgileniyor. Yani bizim de kendimize göre bir sorunlarımız var. Yani devletimiz şuna hiçbir konuda el koymuyor ya. Yani misal diyelim ben cezaevine girdim çıktım. Telefondan hizmetlerini arıyorum. İşlemimi soruyorum. Bana cevap veremiyor en basit şeyi söyleyeyim. Ondan sonra insanlar niye kızıyor? Niye? Yani onlar bizi normalde toplumu kazandıracağını toplum dışına itiyor. Yani bir kavga yüzünden cinayet yok, bir şey yok. Yani sen bana nasıl diyeyim size? Yani beni or mu görmeniz lazım? Yani adam mı kestik, adam mı öldürdük? Ne yaptık yani? Yani bizim suçumuz günah mı? Tamam suçumuz olabilir. Suçumu çekmişimdir. Kağıdımı kaybettim. Arıyorum müşteri hizmetlerini orayı. Denetim serbestliği. Bana cevap vermiyor. Diyor ismini söyleyeyim. Ben ismini bilsem zaten gerek duymayacağım. Ama hiçbir konuda yardımcı olmuyorlar yani. Yani bir de ayrıyeten misal diyelim 89 sigorta girişim. Emekli olamadım. Neymiş? İsteğe bağlı fazla ödemişim diye. Ben 5 sene fazla ödedim. Bunun parasını geri istiyorum. Parayı da geri vermiyor. Emekli de yapmıyor. Misal şimdi bugün gittim. Daha 5 ay çalışmam lazımmış. Gerek var mı? Yok. Bana göre yok. Şu yakınlarda olmadı. Yakınlarda olmadı. Çok uzun bir zaman geçti. Bayağı bir geçti. Çünkü peki bunun sebebi nedir? Dışarıdaki rakamları biliyorsunuz. Artık evde yemek yapmak bile maliyetli. Yani eskiden dışarısı ucuz, evde size bağlıydı. Seçenekler size bağlıydı. Ama şu anda evle dışarısı arasında hiçbir fark yok. Yani para kazanmak çok zor. Harcamak çok kolay. Zaten bir evden adımınızı attığınızda 500 kağıt gidiyor. Dolayısıyla hani şu anda tuzu kurularla orta, eskiden yani özel zamanda vardı hani böyle şey vardı. Orta direkt vardı. Artık o da yok. Ya çok fakirsin, devlete tabisin, yardım almak zorundasın ya da çalıştığın yerde eşek gibi çalıştırıyorlar. Olay bu. Dışarıda yemek yemek de zorlaşıyor. Tabii ki zorlaşıyor. Peki pazarda markette fiyatlar nasıl? Evde yemek yapmanın maliyeti nasıl? Ya şöyle söyleyeyim, bir şeylerin fiyatı artık uçtu gitti. Yani şu ülkede devlet yok. Daha doğrusu devlet var da, devletin başında kimse yok. Aynı durum bir Almanya'da olsaydı, kıskanan bize Almanya var ya, bir Almanya kıskanıyormuş bizi. Aynı şey orada olsaydı çoktan hükümet devrilmişti. Ama burada saldılar yani. Güney Afrika'dan hiçbir farkımız yok.